Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle BinHo'yu inceleyeceğiz. Bin yatırımlarda son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin fiyat grafiğine bakıldığında al kar sonrası güzel bir çıkış gerçekleştirmiş. %400'ün üstünde bir yükseliş. Ancak 710 zirve olarak işaretlemesiyle birlikte gördüğünüz gibi düşüş tepki trendi oturmamış ve tekrardan bir düşüş gerçekleştirerek zirvesinden %50'ye yakın bir geri çekilme kaydetmiş. 361 gibi destek bulmuş. Destek sonrası da şurada gördüğünüz mavi kanalı kırmış, ancak şurada gördüğünüz yine direnç bölgesi geçirememesiyle birlikte, daha doğrusu direnç bölgesinde oluşan satışlarla bugün %2'ye yakın bir düşüşle 390 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Genel görüntü her ne kadar pozitif olsa da arkadaşlar, yükselişlerin başlıyor dememiz için kesinlikle burada geçemediği 422 bandını aşması gerekiyor. İsteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden risk alabilir. 390-380 bölgesinden risk alabilirler. Ancak burada düşüş bitmedi. Fiyat buradaki direnci aşamadığı için tekrardan destek noktasına gelebilir arkadaşlar. Destekte tutunamazsa da satışların devam ettiğini görebiliriz. Alt bantlarda da 310 seviyelerine bir geri çekilme olabilir. O yüzden desteğin kırılma ihtimaline karşı buradan risk alan arkadaşlar 355 bölgesini stop loss seviyesi olarak kullanırlarsa iyi olur. Çünkü düşüş bitmedi, ancak buradan risk almanız durumuyla birlikte fiyat zaten 422 aşarsa artık bu düşüş hareketi tamamen bitmiş ve yükseliş hareketi başlıyor olacak. O yüzden burada zararınızın çok büyümemesini istiyorsanız 361 desteği kırılırsa 355 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Farz edelim buradan almak istemiyorsunuz. O zaman geri çekilmeleri takip edin arkadaşlar. Tekrardan destek noktasına bir düşüş olursa, yani 361-362 bölgesine bir düşüş olursa, bu seviyelerden alıp yine tepki yükselişlerinde satış gerçekleştirebilirsiniz. Kademeli alım yapmak isteyen arkadaşlar buralardan alım gerçekleştirebilir. Özellikle 361 bölgesi gelirse bir kademe buradan, destek kırılırsa da 310 bölgesinden de bir kademe alırsanız iyi olur arkadaşlar. Yani güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Şurada gördüğünüz bir kanal hareketimiz var. Kanal hareketi şimdilik kırılmış gözüküyor, ama bize teyit gerekiyor. Bu teyit de kesinlikle 422 direncinin aşılması. 422 direnci aşılırsa BinHo'da önce yukarı yönlü hareketlerin devamını göreceğiz ki bu da bizi ilk etapta 514-557 seviyesine götürecektir. Kademe kademe yükselişler olacaktır. Şuradaki gibi kuvvetli böyle hızlı yükselişler olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Nasıl ki düşerken burada kademe kademe bir aşağı yönlü fiyat hareketi izlediyse de 422'ye geçerse de tekrardan kademe kademe 514-557 seviyelerine doğru çıkışlar görmemiz mümkün. O yüzden kısa dağılanlar 422'nin üstünde geçilmesi durumunda doğrusu bekleyip ya üst bantlardan satabilir, isterse 464'ten de satabilir. Hatta bunu işaretleyeyim arkadaşlar. İsterlerse biraz daha bekleyip, tamamen kendi risk durumunuza bağlı. İsterseniz biraz daha bekleyip 514-557 bandından da satış gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi 361'in altında buradaki destek kırılırsa 310 bölgesine doğru düşüş olması mümkün. O yüzden buradan risk alan arkadaşlar 355 bölgesini stop loss seviyesi olarak kullanırlarsa iyi olur. Risk almam, beklerim biraz daha derseniz de düşüş olması durumunda, eğer negatif bir fiyatlama olursa, tekrardan desteğe bir geri çekilme olursa 361-362 bölgesinden de alım gerçekleştirip tekrardan da 422 bandından satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada ilk etapta biz düzeltmeyi takip ediyor olacağız. Yani 557 seviyesi geçilmezse üst bantlar beklenmemek gerekiyor arkadaşlar. Eğer fiyat 557'nin üstünde, daha önce şurada gördüğünüz geçemediği direnç seviyesini üstünde kalabilir. Momentumda da bir zayıflık olmazsa, yani trendde oluşan momentumda bir zayıflama, bir aşırılık olmazsa arkadaşlar, 710 seviyesi de tekrardan uzun vadeli olarak hedef fiyat olarak takip edilebilir. BinHo bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.